Kötülüğün zaferi için gereken tek şey iyi kişilerin hiçbir şey yapmamasıdır. Edmund Burke, 1729-1797. İşgal altındaki Fransa, 1942. Türk pasaportu. O savaşı yaşadım ben ve sağ çıktım. Bu yüzden bu anılar şimdi bana adeta bir roman gibi geliyor. Bir roman gibi. Bu olaylar gerçek değilmiş gibi hissedebilirsiniz. Çünkü sadece kitaplarda okuyorsunuz. Size farklı şekilde görünüyor ama ben bizzat orada olduğum için benim için hepsi gerçek. Hem de o zaman 20 yaşındaydım ve bebek değildim. Yaşadım ben o olayları. Sinemaya gidiyordum, restorana gidiyordum. Sokağa çıkma yasaklarını, bombardımanları gördüm. Sokaklardaki askerleri gördüm, baskınları gördüm. İnsanlar tutuklanıp götürüldüler. Duvarlarda afişler asılıyordu. Şunlar vuruldu, bunlar vuruldu yazıyordu. Babam koltuğunun altında gazeteyle eve geldi ve anneme savaş ilan edildi dedi. Tarih 3 Ağustos 1939'du. Elbette savaşa dair anılarım var. Sokaklarda koşmak, bombardımanlar, mahzenlerde saklanmak. Bir kız kardeşim engelliydi, yürüyemiyordu ve son derece üzücü, çok zor zamanlardı. Paris'te yiyecekten mahrum kalmıştık. 1940 ile 1943 arasında çok zor yıllar yaşadık. Ayakkabı almak için ayrı, ekmek için ayrı karneler vardı. Her şey çok sert kurallara bağlı bir şekilde kontrol altındaydı. Ne
Naziler Paris'e gelince hükümet onların öne sürdüğü bütün şartları kabul etti. Biz Yahudi olduğumuz için Türk kimlik kartlarımıza Yahudi damgası vurulması zorunluluğu getirildi. Bizi Türk Yahudiler olarak kabul ettikleri için de son derece aşağılayıcı bir unsur olan Yahudi yıldızını takmamıştık. Yahudiler giremez. İşin korkunç yanı da buydu. Her zaman korkuyorduk. Nereye gitsek, ne yapsak hep korku içindeydik. Sürekli sokakta Almanlarla karşılaşıyorduk. Annem bana sakın şeker falan verirlerse alma, zehirli olabilir derdi. Her zaman korkardım. Yahudilerin kontrolüne dair yasaklar. Biliyor musunuz, okullar için de öyleydi. Okula gitmemize izin yoktu. Birçok basit konuda yasaklarımız vardı. Basit dediğim şeyler de mesela parklara girmemiz yasaktı. Sinema, tiyatro gibi salonlara girmekte. Belli mesleklerin icra edilmesi de yasaktı. Yaşımdan ötürü bu beni etkilemiyordu ama tabii parklar beni ilgilendiriyordu. Ancak metronun son vagonunda seyahat edebiliyorduk. Belli saatlerde sokağa çıkmamız yasaktı. Akşamın bir saatinden sonra. Radyoları teslim etmemiz gerekiyordu. Yahudilerin radyo dinlemesi kesinlikle yasaklanmıştı. Her şey yasaktı. İşgal sırasında Berlitz Sarayı'nda Yahudi aleyhtarı muazzam bir sergi düzenlenmiş, bir Yahudinin rezil bir karikatürünün olduğu devasa bir pano asılmıştı. Yahudi ve Fransa. Bütün sergide Yahudiler lanetli bir şekilde çizilmişti. Yahudilerin nasıl sizin hayatınızda olduğunu gösteriyordu. Bütün bu insanlar Yahudiymiş. Biz bunu bilmiyorduk. Fransızlar bilmiyordu ki. Küçük bir oğlan gösterip baksana Yahudi var burada diyordu annesine. Ne yapacaktık peki, ceketimizi alıp koşarak kaçalım mı? Gece olunca gelen, üst katta kapıları kıran Alman askerlerinin sesini duyuyordum. Sonra da insanların ağlamasını. Aileyi arıyorlardı. Tekmeler atarak, hadi, aus, aus, aus diye bağırıyorlardı. Bense 12 yaşındaydım. Öylece durup ağlayarak bekliyordum. Bütün o şeyleri dinlemek çok korkunçtu. Dört yıl boyunca çok korktuk. Her gün insanların bir yerlere götürüldüğünü duyuyorduk. Geceleri hepimiz yatakların altında yatıyor, Londra radyosunu dinliyorduk. Bir gün savaşı kazanabilecek miyiz diye umutla takip ediyorduk. Bunu merak ediyorduk. Savaş döneminden hatırladığım birkaç şey var. Mesela sirenleri hatırlıyorum. Sirenleri duyduğumuzda paniğe kapılırdık. Korkunç bir şeydi. Gece yarısı sesler başlayınca, şimdi çok net hatırlıyorum, annemle babam bizi uyandırıp paket gibi örtülerle sarardı. Engelli kardeşimle, şimdi vefat etmiş olan küçük kardeşim de yanımızdaydı. Örtülere sarılıydık. Hadi çabuk çabuk diye götürürlerdi. Çok korkardık. Anneme sıkı sıkı yapışırdık. Hep beraber apartmanın altındaki mahzene inerdik. Çok iyi hatırlıyorum. Paris'te bombalar düşmeye başladığı zaman
gaz maskelerimizi alıyor ve Mahzen'e iniyorduk. İnerken yanımızda fenerler olurdu. Kimileri de yanında mum getirirdi. Sirenler durana kadar hepimiz orada saklanırdık. Aşağısı çok, gerçekten çok soğuk olurdu. Bir sürü çocuğun ağladığını hatırlıyorum. Ben de soğuktan titriyordum. En çok hatırladığım şey korku ve endişe. Ve bu içimde hep kaldı. En ufak bir gürültüde ödüm patlar. Sirenleri hiç sevmem. Titremeye başlıyordum. Bombaların sesleri, patlamalar beni müthiş etkiliyordu. Benim üzerimde çok şiddetli bir etkisi oluyordu. Akşamları evdeyken alarm çaldığı zaman hemen evimizin yakınındaki metroya giderdik. Yanımızda gaz maskeleri olurdu. Ne olduğunu biliyorsunuz. Gaz maskeleriyle beraber biraz şeker ve su götürürdük. Ve sirenler sona erene dek metroda uyurduk. Temmuz 1942'deki Veldiv baskını sırasında halkta bir uyanış oldu. O çocuklara, yaşlılara ne yaptılar diye sormaya başladılar. Onları sedyelerde Drancy'ye götürüyorlardı. O zamana kadar Naziler çocukları falan yakalamak istememişti ama orada herkesi topladılar. Ne yaptılar biliyor musunuz? Çocukları ailelerinden ayırdılar. Götürdüler çocukları. Yaklaşık 100 çocuğu iki kampa götürdüler. Loire bölgesinde Pithiviers ve Bonne-le-Roland kamplarına ve orada kaldılar. Artık bu çocukların aileleri yoktu. Küçük çocuklar ağlıyor, altına yapıyordu. Onlarla ilgilenecek hiç kimse yoktu. Hatta bazıları isimlerini bile bilmiyordu. Ve toplum bunları görünce rahatsız olmaya başlamıştı. Çünkü bu kamplar şehirlerin göbeğindeydi. 2 Temmuz 1942'de yapılan büyük toplantıdan sonra Fransız polisinde bulunan bir dostumuz gelip ertesi gün büyük bir baskın gerçekleşeceği konusunda bizi uyardı. Annem beni tren garına götürdü ve beni uyararak senin elinden tutacağım ama sakın beni tanıyormuş gibi yapma. Sana bir kadını göstereceğim, onunla birlikte gideceksin dedi. Annem bana konuşmamamı tembihlemişti. Babamın nerede olduğunu, saklandığını biliyordum ama hiçbir şey söylemeyecektim. Konuşmamıştım, hiçbir şey söylemedim. Büyük baskında ailemizden 17 kişi götürüldü. Hiçbiri geri dönmedi. Hiçbiri geri dönmedi. Koruma altında olmamıza rağmen savaş sırasında İşgal edilmemiş olan tarafsız Türkiye vatandaşları olmamıza rağmen yine de başımıza kötü şeyler gelebilirdi.
1940-41 arasında Türk hükümetinin koruması altındaydık. Fransız ve Alman kanunları gereğince tüm Yahudilerin sarı yıldızı taşıma zorunluluğu gelince ve başka muhtelif düzenlemeler söz konusu olunca, farklı ülkelerin vatandaşlarının elçiliklerine, konsolosluklarına başvurup korunma talep etmeleri çok normaldi. Önceden kayıtlar olan resmi Yahudiler vardı. Bir de kayıt dışı diyebileceğimiz Yahudiler vardı. Bunlar ya ihmalkarlık sonucu kayıtlarını yenilememiş veya bir Türk'le evlenmiş ve henüz elçiliğe kaydolmamışlardı. Bütün bu eş durumundakiler veya ihmal etmiş olanlar Türkiye'nin korumasını istiyorlardı. Babam Türk vatandaşlığını korumak için konsolosluğun harçlarını her yıl düzenli olarak öderdi. Bunun sayesinde 1939 ile 1943 yılları arasında tutuklandığı 3 seferde de Türk konsolosluğu veya elçiliğinin müdahalesi sonucu serbest bırakılmıştı. Ama bu insanların evrakları yoktu. Kayıt dışı olanların yazılı kanıtları yoktu. Bunun üzerine kapıdaki görevli Antoine onlara birkaç Türkçe cümle öğretmişti. Elçiliğin önüne geldikleri zaman onlara evrakları sorulup ellerinde olmadığında en azından Türkçe konuşabilirler mi diye soruluyordu. Onlar da birkaç dakika önce öğrendikleri cümleleri tekrarlıyorlardı. Ve bu cümle Türkçeyi bilmeleri bu milliyete ait olduklarına dair bir kanıt olarak kabul ediliyordu. O zaman da onlara bir sertifika veriliyordu. Ve bu sertifika sayesinde ya gönderilmiş oldukları toplama kamplarında serbest bırakılıyor ya da Paris'te her gün gerçekleşmekte olan baskınlardan muaf tutulabiliyorlardı. Babam bana her zaman asla ama asla Yahudi olduğunu söylemeyeceksin. Asla. Sosturka. Sen Türksün, Türksün demek. Durmaksızın bana bunu söylüyorlardı. Çok korkuyorlardı çünkü okula sadece ben gidiyordum. Bir şeyler anlatabilecek, açık verebilecek kişi bir tek bendim. Çok iyi hatırlıyorum, dersimi çok iyi öğrenmiştim. Asla yıldızım olduğunu söylememeliydim, asla. Çünkü babam bunu istemezdi. Belki mahallede beni koruyan da bu olmuştu. Bir teyzem vardı ve Limoges'da yaşıyordu. Almanya'nın Fransa'yı işgali sırasında onu tutuklamak üzere gitmişlerdi. Türk pasaportu sayesinde kendi de iki çocuğu da kurtarılabilmişti. Ne yazık ki eşi sürgüne gönderilmişti ve sonra ona ne olduğunu hiç bilemedik. Alman komutanlığı tüm Yahudileri yakalama zorunluluğu getirdiği zaman Selahattin Ülkümen o zaman şehrin SS generali olan Kliman'la görüştü ve oradaki Türk Yahudilerin hepsinin Türk anayasasına göre ırk ve din ayrımı olmaksızın Türk vatandaşı kabul edildiğini açıkladı.
Alman generali ikna etmek hiç de kolay olmadı. Ama sonunda başardı ve 42 Yahudi kurtuldu. Birçok Türk diplomatları kendi inisiyatiflerini kullanarak, hayatlarını tehlikeye atarak, büyük mücadele vererek bir avuç Yahudi'yi mutlak bir ölümden kurtardılar. Ben sarı yıldızı hiç takmadım. Çünkü bir yandan biz işgal altındaki bölgede değildik. Takma mecburiyetimiz yoktu. Diğer yandan da Türk olduğumuz onaylandığından yıldızı takmak zorunda değildik. Ama gerçekten de Paris'te yaşayan aile çevremden birçok kişi Türk vatandaşı olmalarına rağmen yıldız takmadıkları için metroda tutuklanmışlardı. O zaman bizim pozisyonumuz bir parça ayrıcalıklı bir hal aldı. Bir yandan meşhur Yahudi damgası vurulmuş kimlik kartlarımızı bulundurmak zorundaydık. Ama sarı yıldızı takmak zorunda değildik. Bu da zaten bizim için çok büyük bir iyilikti. Ki bu da yine Türk diplomatların Alman yetkililere müdahale etmesi sayesinde olmuştur. Babam Fikret Özdoğancı'nın General von Scholtis'le iyi münasebette olması gayet tabii ki Yahudilerin de yararınaydı. Örneğin bütün Yahudilere sarı yıldız üzerinde Yahudi yazan sarı yıldız takmaları emredilmişti. Buna mecburdular. Babam büyük uğraşlar vererek, von Scholtis'le görüşerekten, münakaşa ederekten bunu nasıl hallederiz diye gene şu şekilde hallettiler. Yıldız paltonun ya da ceketin içine takılacaktı. Dışarıdan görünmeyecekti. Çünkü o yıldızı takanlar hiç Almanların bulunduğu hiçbir yere giremezlerdi. Ne restoranlara, ne umumi hiçbir yerlerde bulunmaları yasaktı. İşgal sırasında biz nispeten koruma altındaydık. Yani sarı yıldız takmıyorduk. Ebeveynlerim Türk vatandaşlıklarını korumuşlardı. Bir gün Almanlar kapımızı çaldı ve belgelerimizi istedi. Annem belgeleri uzattı. Üzerinde Türk damgası vardı. Onlar da iyi iyi dediler ve gittiler. Kapı görevlisi babamı tutuklamaya gelen Gestapo'ya söylerdi. 5. katta oturuyordu. Onlar da hiç yukarı çıkmadı. Kapı görevlisi Bay Mizrahi Türk'tür diyordu. Sonunda Türk elçiliğinde çalıştığını söylemişti ki bu da doğru değildi. Türk elçisi bizi koruduklarını... Ama Almanlarla durumun hiç belli olmayacağını vurgulamıştı. Bu yüzden partilere gitmememizi, akşamları bir yerlerde bulunmamamızı ve korunmamızı söylemişti. Ortam çok ağırdı. Toplama kamplarında neler olduğunu hiçbir şekilde bilmiyorduk. Bu durum tasavvur edilecek gibi değildi. Sonra Yahudileri tutuklamaya başladılar. 12 Aralık 1941'de Şanzelize'de metrodan dışarı çıkarken Yahudilere yapılan ilk büyük baskın gerçekleşti. Bizim hiç haberimiz yoktu. O gün polise 1000 Yahudi tutuklanması emredilmişti. Yahudileri evlerinde arayacaklardı. Ellerinde isim listeleri vardı. Ama 1000 Yahudi'yi evlerini basarak bulamayınca öğleden sonra saat 4-5 gibi Yahudileri sokaklardan topladılar.
11 Aralık 1941'de. O gün Sen Nehri kıyısında bir Alman general öldürüldü. Almanlar hemen sokağa çıkma yasağı koydular. Paris'te saat 18'de başlıyordu. Bir arkadaşımla randevum vardı Republik Meydanı'nda bir restoranda. Birdenbire olağanüstü bir ses duyduk. Seslerle birlikte cipler, motosikletler gelmiş, restoranın önünde durmuşlardı. Herkes kimlik kartını göstermeye başladı. Sıra bana gelince kimlik kartıma bakacaklardı. Kimliğin üzerinde büyük kırmızı harflerle Yahudi yazıyordu. Onlara kimlik kartımı verdim. Ama aynı zamanda cebimden Türk elçiliğinin kağıdını da çıkardım. Bir yandan da ben resmi bir Türk vatandaşıyım dedim. Bunun üzerine Alman askeri bana Fransızca, Türk olabilirsiniz ama Yahudisiniz dedi. Beni tutukladılar. Arkadaşım Katolik'ti. Ondan beni tutukladıklarını anneme söylemesini istedim. Annem koştu konsolosluğa. Konsolos dedi ki elimizden geleni yapacağız. Merak etmeyin. Herhalde bir neticeye ulaşırız dedi ve bizi teskin etti. Metrodan çıkıyordum. Alman askeri polisi benden belgelerimi istedi. Ona gösterdim. Üzerindeki Yahudi yazısını gördüm. Beni takip edin dedi. Ne kadar bilemiyorum ama bir süre sonra gecenin bir yarısında Compiègne istasyonuna vardık. Orada trenden indik. Her iki tarafımızı da askerler sarmıştı. Ellerinde tüfekler vardı. Sanırım beşer kişilik sıralarla yürümeye başladık. Nereye gittiğimizi bilmiyorduk. Sadece yürüyorduk. Soğuk bir kış günüydü. Aralık 1941. Gerçekten çok soğuktu. Benim üzerimde bir palto vardı. Baskınlar dehşet vericiydi. Sanırım 11. bölgedeki büyük baskın 1943'teydi. Bir sürü yapılmıştı. Durmaksızın devam ediyordu. Tutuklamalar oluyordu. Her günkü ortam böyleydi. Endişe kol geziyordu. Durmaksızın birileri tutuklanıyordu. Daha önemli baskınlar da olmuştu. Bunlar işgali daha da görünür hale sokmuştu. Mahallede tabii birçok akrabamız vardı. Birçok trajedi yaşandı. Örneğin kuzenim yeni evlenmişti. Ve düğününün ertesi günü kocası sürgüne gönderildi. Evet, savaş sırasında çok sert, çok zor bir atmosfer vardı. Almanların işgali, baskınlar. Auschwitz'e sürgün ediliyordu insanlar. Ama daha orasının bir ölüm kampı olduğunu bilmiyorduk. Almanya'da çalışmak için olduğunu düşünüyorduk. Korku daha sonra geldi. O sırada başımıza ne geleceğini bilmiyorduk. Ertesi gün bizi Drancy'ye sevk ettiler. Drancy bizim için dehşet verici bir yerdi. Çünkü
Çok zor bir yaşam vardı orada. Koğuşlarda hiç ısıtma yoktu. Kış döneminde yiyeceğin çok kısıtlı olduğu bir 6 ay geçirdik orada. Çok zordu. Sonra Almanlar Paris'te de bu kıtlığı yaşattılar. Almanlar diyorum ama daha çok Nazilerdi. Serbest olan kız kardeşim haftalarca her gün Osman Bulvarı'ndaki Türk elçiliğine gidiyor ve elçilikteki yetkililerle vatandaşlar hakkında neler yapacağı konusunda konuşuyordu. Sanırım o zaman Türkiye, Türk hükümeti vatandaşlarını korumak ve kurtarmak istedi. İnsani bir hareket. Yoksa herkesi gönderiyorlardı. Almanlara göre eğer Yahudiysen hadi toplama kampına gidiyorsun. Ve mesele kapandı. Ne yazık ki. Çok yazık. Aramızda soğuktan ve açlıktan ölenler oldu. Yaşlılar vardı. Kimileri diyabet hastasıydı. O soğuğa dayanamamışlardı. Jakob Sprenger! Luda Richter! Sabaha karşı buz gibi soğukta yapılan sayımlar bazen 3-4 saat sürüyordu. Ama ben o zaman 20 yaşında olduğumdan bu muameleye dayanabildim. Yaklaşık 15 gün boyunca bu şartlar altında hayatta kaldık. Kısıtlamalar korkunçtu. Her yerde durum aynıydı. Sürgüne gönderilenler ya da daha sonra gönderilecek olanlar için bir şey değişmiyordu. Yemek yemiyorduk. Yiyecek hiçbir şey yoktu. Ya çorba, ya şalgam ya da sebze kabukları gibi şeyler vardı. Eğer buna yaşamak denirse... Hiçbir şey yapmadan yaşamaya çalışıyorduk. Evet. Drancy'deyken, nasıl anlatsam, her gün bir baskı altındaydık. Gün içinde birkaç kez avluda sayım yapılırdı. Çünkü bizim kaçmamızdan, kurtulmamızdan korkuyorlardı. Soğukta saatlerce ayakta kalmak, beklemek çok zordu. Çok zor günlerdi. Her gün birinin Auschwitz'e gittiğini, bir diğerinin başka bir yere gittiğini, birilerinin öldüğünü duyuyordu. Savaşlar olur ama bir ırka saldırdığınız zaman bu korkunç bir şeydir. Dininiz yüzünden sizi öldürürlerse bu insanlık dışıdır. İnsanlar bütün bunlar yüzünden buna izin verdikleri için çok utandılar. Aç olmak bir meseledir. Ama açlıktan ölme hissi, bunu hiç tatmamış biri için anlaması çok zor, bambaşka bir şeydir. Thank you.
yerdi. Bir tür seçim yeri gibiydi. Ayrıştırma seçim yeriydi. Mesela önemli, öldürülmeyecek biri olabilir mi? Buna bakıyorlardı. Drancy'de 76 bin Yahudi vardı. Fransız Yahudi vardı. 76 bin kişi sürgüne gönderilmişti ve maksimum 2500 kişi sağ kaldı. Türk elçiliği Drancy'ye gitmemizden yaklaşık 15 gün sonra bizi çıkarmak üzere oraya geldi. 2,5 ay sonra serbest bırakıldım çünkü ben bir resmi Türk vatandaşıydım. Ama sonra öğrendim ki annem büyükelçiliğe başvurmuştu. Nitekim 3 ay sonra tam Auschwitz'e sevk edilecekleri bir hafta evvel serbest bıraktılar abimi. Ama tabii ki yarım kardeş geldi. Aşağı yukarı incecik bir şey olmuş. Açlıkta. 6 Şubat 1942'de bir sabah sayımdan sonra hücremde diğerleriyle birlikteyken bir Alman askeri geldi ve Lazar Russo dedi. Benim dedim. Beni izleyin. Örtünüzü, tası, kaşığınızı, kayıt numaranızı alın dedi. Numaram 3233'tü. Bir demir parçasına 3233 kazınmıştı. Bir ofise girdim. İçeride bir üst düzey subay oturuyordu. Lazar Russo mu diye sordu. Ben de evet dedim. Burayı imzalayın dedi. Ben de imzaladım. Bir kaşe gösterdi. Üzerini imzalamamı söyledi. Tamam, şimdi özgürsünüz dedi. Ve bana param olup olmadığını sordu. Ben de biraz olduğunu söyledim. Bana Paris treni için 3. sınıftan bir bilet verdi. Elçilik araştırma yapmıştı. Elçilik belli tarihlerde Yahudilerin tutuklandığını biliyordu. Yahudilere baskınlar yapıldığını biliyordu. Bunun üzerinden araştırma yapılmıştı. Yahudilerin tutuklandığını biliyordu. Ve bu Yahudilerin arasında bir Türk Yahudi vardı. O da bendim. Ve bu Türk Yahudi özgürlüğüne kavuşturulmalıydı. Anlattığım bütün bu hikayede kesin olan bir şey var ki Avrupa'da Nazi işgali altındaki hiçbir ülke kendi vatandaşını savunma imkanına sahip olmadı. Ne yazık ki Fransa'da da aynı durum söz konusuydu ve Yahudilerin gitmelerini toplama kamplarında, ölüm kamplarında yok edilmelerini kayıtsızca izleyen bütün bu ülkelerin ortasında Türkiye elinden gelen her şeyi yaptı. Cesurca, inatla, büyük bir istekle vatandaşlarını savunmaya çalışıyordu. Büyükelçi Necdet Kent'i tanıma şerefine nail olmuştum. Benimle sırlarını paylaşmıştı. Bana Nice'de konsolos yardımcısı olduğu sırada Yahudilerin korunmasına, sürgüne gönderilmekten kurtarılmasına çok yardımcı olduklarını anlatmıştı.
Hikayelerden biri de şöyleydi. Bazı Yahudiler Türk pasaportları olmasına rağmen Almanlar tarafından tutuklanmış ve kamplara götürülmek üzere trenlere bindirilmiş. Kent bu insanlarla birlikte trene binmiş ve Almanlara ben de onlarla birlikte kampa gideceğim. Eğer onları bırakmazsanız Türkiye ile büyük bir sorunumuz olacak demiş. Bunun üzerine Almanlar onları serbest bırakmak zorunda kalmışlar. Bana hep o zaman yaşadıklarından çok şey öğrendiğini ama dünyanın yeterince ders almadığından korktuğunu söylerdi. Adını anmak gereken bir diğer Türk diplomat da Necdet Kent'ti. Marsilya'da konsolostu. Kent, Marsilya'daki baskınlarda toplanan Yahudileri ölüm kamplarına götürecek olan trene binmişti. Yetkililere içerideki 81 kişinin Türk vatandaşı olduğunu söyledi. Naziler onun yaptığı açıklamaları kabul etmek istemiyorlardı çünkü Türk ya da değil bir Yahudi Yahudiydi sonuçta ve bütün Yahudilerin sürülmesi gerekiyordu. Bunun üzerine Necdet Kent ve vekili trene binmiş, tamam o halde biz de onlarla birlikte son durağa kadar gidiyoruz demişlerdi. Haliyle Almanlar diplomatik bir skandalı önlemek için treni bir sonraki durakta durdurmak zorunda kalmış ve iki diplomatla birlikte götürmek istedikleri Yahudileri serbest bırakmışlardı. Böylece Marsilyalı 81 Yahudi bu müdahale sayesinde kurtulmuş oldu. Yazılan, konuşulan en meşhur hikaye tren olayı olsa da kimse unutmamalı. Uzun bir süre boyunca sadece babam değil, bütün diplomatlar, Paris Büyükelçiliği'ndeki görevliler, büyükelçi, yardımcısı Namık Yolga, diğer konsoloslar, Selahattin Ülkümen ve daha birçoğu hayatlarını ve aynı zamanda kariyerlerini riske atarak birçok Türk Yahudisini kurtardılar. Bir gün bir hadise, Marsilya'daydık. Binanın önünde, yani konsolosluğun büyük bir bahçe gibi, avlu gibi bir yer vardı. Bir de demir parmaklık var. Konsoloshane bir cadde üzerindeydi. Bu caddeye dikey bir cadde daha iner. Biz de tam ucundayız. Annemle ben bahçede oynuyordum. Bir kadın geldi. Çocukla. Kadının rengi bembeyaz. Ben böyle renk, yani şu yaşa geldim, ben böyle bir renk görmedim. Herhalde annem de bunun için gitti kadına, ne oldu? Bir şeyler konuşmaya başladılar. Annem demir parmaklığı açtı. Kadını içeri aldı. Kadına binaya git dedi. Kadın çocuklarını aldı, binaya gitti. Ben gene de annem kapıyı kapadı, diyemem oynama. Bir araba geldi. İki kişi çıktı arabadan. Bir tanesi demir parmaklığa geldi. Herhalde içeri girmek için mi?
Annem orada ona konuşmak için, annemle bunlar konuşmaya başladılar. Belki 5-10 dakika bir şeyler konuşuldu. Ve Almanlar gitti. Yani bir, orada bir hadise olmadı. Annemle biz içeri gittik. Annem, babam da oralarda konuştular için. İşte dedi bu kadını şeyler, Gestapo gelmiş, kocasını öldürmüşler mi, götürmüşler mi? Kadın bunu görüyor, kaçmaya başlıyor, rastgele de konsoloshaneye geliyor. Buna dedi bir şey, yani bu kadını ben buradan bırakmam dedi babama. Babam dedi ki o zaman biz buna bir şey çıkaracağız, pasport, yani Türk şeysi olarak kabul edeceğiz. Gerek bu kadın ve gerek iki çocuğu için. Yapılan evrak muamelerini bilmiyorum ben şey diyelim. Fakat bu kadının orada kaldığını biliyorum. Bir ay kadar kaldı konsoloshanenin içinde. Ondan sonra konsoloshaneden bu kadın çıktı. Bu da şunu gösteriyor. Bu kadına gereken belge, Türk pasaportu verilmiş olduğunu gösteriyor. Başka türlü çıkmasına imkan yoktu bu kadın. Son günlerde otobüslerin bizi almaya geleceği söylenmişti. Ama otobüslerin bizi Auschwitz'e götüren trene mi götüreceğini yoksa başka bir şey mi olduğunu bilmiyorduk. Ancak Paris'te Lutetia Oteli'ne geldiğimiz zaman serbest bırakılıp Türkiye'ye dönebileceğimizi öğrendik. Kız kardeşim konsolosluğa giderek hem bizim hem de başkalarının serbest bırakılması için müdahale edilmesini sağlamış oldu. Çift vatandaşlığımız vardı. Annemle babamın pasaportlarına fotoğraflarımız eklendi ve biz üç çocuk da Türk olduk. Reşit olmadığımız için ailelerimizden ötürü Türk olmuştuk ve Türk vatandaşları olarak seyahat ettik. Annem Türk konsolosluğu tarafından tanınmıştı. Babamla evlenmek için 1933'te gelmişti. Türklerin ülkelerine dönebileceğini ailesinden duyduğu zaman kaydolmak için konsolosluğa gitmiş. Ama ben Fransa'da doğduğum için konsolosluk beni kabul etmemiş. Annem doğumumda beni de Türk konsolosluğunda kaydettirmesi gerektiğini bilmiyormuş. Benim de onunla gitmemi kabul ettirmek için çok çabalamış. Defalarca gidip benim de doğuştan Türk olduğumu ifade etmiş. Sonunda ben de onlarla birlikte 1943'te trenle Türkiye'ye gidebilmişim. Bir gün kız kardeşim öğrendi ki Türk konsolosluğu ya sizi doğduğunuz ülkeye geri götürürüz ya da Fransızlar gibi Nazilerin merhametine bırakırız demişti. Bir yıl sonra Türk elçiliği tarafından çağrıldım ve yetkili şöyle dedi. Askerlik hizmetinizi yapmak üzere Türkiye'ye dönmeniz gerekiyor. Annemle kardeşlerim orada yaşıyorlardı. Onları bırakmam gerekiyordu. Anında aklıma şu geldi. Madem serbest bırakılmıştım, onlar artık tehlikede değildi. Elbette hayatımı Türkiye'ye borçluyum. Anında onlara emrinizdeyim dedim. Cevdet Dülger Türkiye'nin Paris Büyükelçisi'ydi. Namık Kemal Yonga'da vekiliydi. Onlar da Yahudilerin fotoğraflarını Müslüman Türk öğrencilerin pasaportlarına yapıştırarak yaklaşık 180-200 Yahudi'yi kurtardılar. Böylece onlara bir tür pasaport, dolayısıyla geçiş izni vermiş oldular. Yasa dışıydı ama yasaldı. Paris'teki Drancy'de Türk Musevileri, yani bütün Musevileri orada topluyorlardı. Bizim de tabii vatandaşlarımızı oraya toplamışlardı. Bir gün babama telefon geliyor, tevkif haberi geliyor bazı vatandaşlarımızın orada tutuklandığına dair. O da hemencecik, burada işlem şöyleydi. İlk önce Alman bürosuna gidiliyordu Paris'teki. Ondan sonra da vatandaşların bulunduğu bölgedeki Alman ofisine gidiliyordu. Yanına boş pasaportlar alarak
hemencecik Türk vatandaşı tam trene binmeden önce olayı durdurup o zaman şöyle diyebilirim, Türk diplomatlarının Almanya karşısında ciddi bir gücü bulunuyordu. Onu sonuna kadar kullanıp o kişileri son anda kurtarıp arabasını alıp tekrar geri getirmişti. Bir diğer örnekte Beyiç Erkin'dir. 1940-1943 yılları arasında Vichy'de Türkiye elçisiydi. Onun da müdahalesiyle ciddi miktarda resmi ve kayıt dışı Yahudi kurtarılmıştı. Türk diplomatları tarafından kurtarılan Avrupalı Yahudilerin çoğunun aslında gerçek bir Türk kimliği yoktu. Kendilerini Fransa'da yaşıyorlarsa Fransız Yahudisi, İtalya'da yaşıyorlarsa İtalyan Yahudisi sayarlardı. Kurtuluştan 3 ay önce babam yine her zamanki gibi Türk elçiliğine gitmiş. Elçi ona eğer istersen seni bir trene yerleştiririz gidersiniz demiş. Türk konsolos babamın bir arkadaşıydı. Ona İzak, Almanya'ya savaş ilan etmeyi planlıyoruz. Eğer Şubat 1944'ten itibaren ayarlanacak olan trenle Türkiye'ye dönmek istemezsen artık seni koruyamayabiliriz demiş. Babam eve döndü ve bize dedi ki, bakın çocuklar, bir gün zaten öleceğiz. Eğer yolda öleceksek binelim o trene. Türk konsolosluğu anneme bir haber gönderdi. Dedi ki, Türkiye pek yakında galiba dedi, Almanlara harp ilan edecek. Harp ilan edildiği andan itibaren biz sizi koruyamayacağız. Fakat şöyle bir organizasyon bizim Türk vatandaşlarımızı bir vagon hazırlayıp ve Paris'ten trenle İstanbul'a kadar geldik. 1943'ün sonlarına doğru elçi bize, eğer Türkiye'ye dönmezseniz sizi artık koruyamayacağız dedi. Türkiye'ye dönmelisiniz yoksa artık hiç korunmayacaksınız. O zaman biz de gitmeye karar verdik. Ama tabii çok zor bir durumdu, zordu ama tek çözüm bu olduğundan gitmeye karar verdik. Gidiş zamanı Şubat 1944'te kışın ortasındaydı. Elçilik bize mektup yoluyla haber vermişti. O zaman telefonumuz yoktu. Herkese mektup göndermek zorunda kalmışlardı. Sonra da Türkler arasında kulaktan kulağa yayıldı. O zaman vatandaşlığı tanınmış Türk deniyordu. Vatandaşlığı tanınmış Türk olduğunuzda elçiliğe çağrılıyordunuz. Bir bilet vermiş konsolos zaten. Tren bileti 2 gün sonra... Tren biletiniz var demiş, 2 gün içinde toparlanacaksınız ve 2 gün içinde gideceksiniz demiş. Annemin pek evi bırakmak kolay bir şey değil. Bütün eşyalar, hatıralar hepsi evde kaldı böyle. İnanıyor musun, kapıyı çek git o kadar senden sonra. Benim için değil, zor değil de annem babam için düşünüyor. Şimdi düşününce üfleniyorum, çok zor bir şey. Ocak-Şubat 1944'te ailem Türk pasaportları ve Türk hükümetinin koruması sayesinde bir vagon dolusu Yahudinin olduğu bu trenle
bütün Nazi Avrupa'sını geçerek Türkiye'ye gitmeye nasıl karar verdi? Nasıl böyle bir cesaret gösterebildi? Abim de konsolosluğa gitti. Teşekkür etmek için. Konsolos o zaman dedi ki, bu bizim vazifemizdir, görevimizdir. Ellerimizde Türk evraklarıyla birlikte Osman Bulvarı'ndaki Türk elçiliğine yaptığımız sayısız ziyaretten sonra Mart 1944'te bir sabah Gare de l'Est'ten trene bindik. Çok hüzünlüydü. O ortamı hala çok iyi hatırlıyorum. Lokomotiflerin dumanıyla kaplıydı. Garda çok az insan vardı ve ortam kaotikti. Hemen her yerde Alman askerleri vardı. Çok fazla değildiler ama hemen her yerdeydiler. Son derece klasik, kompartmanları olan bir yolcu vagonuna bindik. Bize özel tek bir vagon vardı. Ama tren yola çıkmak üzereydi. Babam bizimle kompartmana geldi ve annemle beni öptü. Babamın yanağıma kondurduğu o nemli öpücüğü bugün hala hatırlıyorum ve bıyığının yüzme batışını hala hissediyorum. Trenden indi ve onu bir daha hiç görmedim. Gara geldim. Orada bir Alman treni duruyordu. Mitropa. Ve bir Türk vagonu vardı. Ay yıldızıyla birlikte. Trene Gare de l'Est'ten binmiştik. Bunu çok iyi hatırlıyorum. Ama valizlerimizi ne yapmıştık? Ayrı mı geliyorlardı? Onu hiç hatırlamıyorum. Tren gayet normal kompartımanları olan sıradan bir trendi. O trende herhalde 40 ya da 60 kişiydik. İşgal sırasında 1944'e kadar Fransa'da kaldık çünkü Türk hükümeti tarafından organize edilen İstanbul'a gidiş treni 1944'te gerçekleşti. Yolculuk 10 gün sürmüştü. Bu kadar uzun sürmesinin nedeni de 300-500 kilometre boyunca bir yerlere giden bir lokomotife bağlanarak ilerliyorduk. Ama lokomotifler müsait olmadığında vagon 2-3 gün boyunca başka lokomotif gelene kadar bir depoda bekletiliyordu. Sonra yine belki bir 500 kilometre daha başka bir lokomotife bağlanıyordu. Tabii bu durumda biz çocuklar inanılmaz sıkılıyorduk. Çok üşüyorduk ve çok korkmuştum. Çünkü bir ara birçok vagonu olan trenimiz sanırım Sofya Garı'nda ya da Balkanlar'da bir garda durmuştu çünkü yangın çıkmıştı. Ve orada mahsur kalmıştık. Trende çok üşüdüğümüzü hatırlıyorum. Çünkü Şubat ayıydı. Balkanları aşarken hava çok soğuktu. Camlar resmen donmuştu. Dışarısı bile görünmüyordu. Alarm çalıyor ve sık sık duruyorduk. Hemen hemen aynı yaşlarda bir sürü çocuk vardı. O yüzden biraz eğleniyorduk. Tam ne olduğunun farkında değildik. 7,5 yaşında ne kadar olunur ki? Yani en azından benim için öyleydi. Üzücü bir anıdan çok bir macera gibiydi. Garda bize eşlik etmeye geldiklerini hatırlıyorum. Trene bindik ve 6 gün boyunca kompartmanda olduğumuzu hatırlıyorum. Arada birileri uyuyabilsin diye bazıları ayağa kalkıyordu sadece. Su ve yiyecek alabilmek için garlarda durmayı bekliyorduk.
Bütün yolculuk boyunca yoğun bir endişe duygusu hakimdi. Ağır bunaltıcı bir ortam vardı. Bütün istasyonlarda, elbette Almanların işgal etmiş olduğu yerlerde, Alman askerlerinin çelişkili emirleriyle tren durduruluyor, depolara gönderiliyorduk. Neler olacağını hiç bilmeksizin saatlerce orada bekliyorduk. Birdenbire trenin yönü bir toplama kampına çevrilebilirdi. İmkansız diye bir şey yoktu. Her şey olabilirdi. Bir gün Macaristan'da tren durdu. Trenden indik, biraz raylarda yürüdük. Kenarda kucağında bir bebeği olan genç bir kadın vardı. Bebeğini emziriyordu. Aniden tren harekete geçmişti. Savaş sırasında Macaristan'da kucağında bebekle kalmak nasıl bir şey olurdu? Konsolosluk yetkilisi yanımızdaydı. Bize bakıyor, sayıyor, kontrol ediyordu. Yolcu listesinde olunca sıkıntı yoktu. Kimsenin dışarıda kalmamasına dikkat ediyordu. Ebeveynlerimizden biri Alman askerleriyle konuşmuş ve elbette kötü bir niyeti olmaksızın bizim Türk-Yahudi konvoyu olduğumuzu söylemişti. Bunun üzerine Almanların Aus emirlerini duyduk. Ve bizi bütün gece karlar altındaki bir arsada gözetim altında beklettiler. Hepimiz korku içindeydik. Sonra kendisine şakayla Führerimiz dediğimiz yani rehberimiz olan ve Almanca konuşan bir beyefendi vardı. Bay Gabay. Onlarla Almanca tartıştı. Ve böylece yolculuğumuza devam edebildik. Akşam her istasyonda Almanlar köpekle trene geliyor ve vagonun liderini soruyorlardı. Babam topuklarını çarpıyor, askeri selam vererek Almanca kendini tanıtıyordu. Onlara Yahudilerin listesini gösteriyordu. O zaman annem babanızla vedalaşın, bu onu son görüşünüz diyordu. Her gece aynı şey yaşanıyordu.
Türkiye'ye dönen bir Yahudi konvoyu olmamız, anlaşılan bazı Alman yetkililerin kafasını çok karıştırmıştı. Ve bazıları geri dönmemizi istiyordu. Sıkıntılı bir durum oluşmuştu. Ama sonunda ayarlanmış ve yeniden yola koyulmuştuk. O yolculukla ilgili başka ne diyebiliriz? Son derece rahatsızdı. Vagonlarda ısıtma yoktu çünkü bir askeri trendiydik. Su yoktu, tuvaletler taşmıştı. Tuvaletleri nasıl kullanacağımızı bilemiyorduk. Sık sık duruyorduk. O zaman da trenden inip teneke kaplarımıza kar topluyorduk. Sonra da küçük kaplarımızda bunları eritip su niyetine kullanıyorduk. Her şey çok kötüydü. Bir imkansızlıklar yolculuğuydu diyebilirim. İnsanlar birbirine yardım ediyordu. Koridorlarda birçok kişi konuşuyordu. Ama sonuçta sıkışmıştık. Bir keresinde sanırım Sofya'ydı, çok emin değilim ama Balkanlarda bir şehirdi. Uzaktan alevler görmüştük. Bir sürü insan gördüm. Platformlarda Almanlar vardı. İnsanlar aralarında konuşuyordu. Sanırım bize rehberlik yapan kişi Alman yetkililerle tartışıyordu. Çünkü Almanlar bizim ne yaptığımızı, neden orada olduğumuzu, Yahudi olup olmadığımızı sormuş olmalı. Kimse yıldız takmıyordu. Elimizde Almanların izni ve ebeveynlerin Türk pasaportları vardı. Sonuçta bir gece ve bir gün sonra trenimiz tekrar yola koyuldu. 2-3 gün vagonda hiçbir şey yapmadan kalınca son derece sıkılıyorduk. Trende 5-10 çocuk vardı herhalde. Yolculuk boyunca canımız sıkılıyordu. Çocuklardan biri alarmı söylemişti. Ama hiçbir şeyin olmadığı yerlerden geçiyorduk. Alarmı çalsa ne olacaktı? Ne olacaktı ki? Vagon tek başınaydı. Issız yerlerden geçiyorduk. Hiçbir şey olmazdı. Alarm kolunu çekmeye bakıyordu bütün iş ama kimse yapmak istemiyordu. Kim yapmak istersen çeker misin? Hayır, hayır diyorduk. Ve ben birdenbire çektim. Hiçbir şey olmadı. Çünkü vagonlar birbirine bağlı değildi. Basınçlı hava hortumlarında basınç yoktu. Tesisat çalışmıyordu. Ertesi gün bu meşhur vagon garın ortasında trenin tamamını yeniden bağlanınca, basınç ve hava bağlantıları yapılınca her yerde alarm çalmaya başladı. Askerler tamamen şaşkına döndü. Silahlı askerlerle dolu Alman garındasınız ve bir vagon dolusu Yahudi orada. Ve bu Yahudi vagonu Münih mi neresiydi bilmiyorum, garın ortasında alarm çalarak duruyordu. Çocuk yolculardan biri olan Albert Karel alarmı çalıştırmıştı. Kolu çekerek alarmı harekete geçirmişti. Trenin bütün yetişkinleri öfkeden çılgına dönmüştü. Çocukların kulakları çekilmişti. Çünkü Alman askerleri fırtına gibi trene üşüşmüştü, etrafımızı sarmışlardı. Herkes çok korkmuştu. Bu yolculuğun normalde 3 ila 4 gün sürmesi gerekirdi. Ancak 10 gün sürmüştü. Çünkü bombardıman yüzünden 2-3 gün boyunca Stuttgart garında durdurulmuştuk.
Sofya'dayken yoğun bombardıman altında kaldık. Çok korkunçtu. Günün ortasında vagonun tepesinde patlamalar olmuştu. Ebeveynlerimin bütün valizleri trenin sonundaki vagondaydı. Sonra hepsi tamamen yok oldu. Feci bir şeydi. Kompartımanlara yanımızda ağır valizler sokmamamız daha önce söylenmişti. Çünkü normalde Bulgaristan sınırında demir yolu bombalanmıştı ve bizim en az 4-5 kilometreyi yürüyerek gitmemiz gerekiyordu. Tek hatırladığım şey, Sofya'ya geldiğimiz zaman demir yolunun bombardıman yüzünden kesilmiş olduğuydu. Bu yüzden tren durmuştu, daha ileri gidemiyorduk. Bir de Bulgaristan'dan geçerken istasyonda durduğumuz zaman eşarplı kadınların gelip bize ekmek ve yiyecek gibi bazı şeyler getirdiğini hatırlıyorum. 8 yaşındaydım, şarkı söylemeye bayılırdım. Aile toplantılarımızda Boğaz'a ve Türkiye'ye büyük bir özlem duyan ve onca zamandır oralara ayak basamamış olan babam gözlerini kapardı ve Türkçe şarkı söylerdi. Bu şarkı benim aklıma da kazınmıştı. Kompartmanda onu söylemeye başladım. Annem çılgına dönmüştü. Bana Türkçe nasıl böyle bir durumda şarkı söylersin diye kızmıştı. Ben yine de şarkıya başlamıştım. Hatırladığım şarkıyı söylüyordum. Je me souviens, c'était Tchadiri Ministene, Almani, Almani, Allah Janime, Almasin, Almasin. Şimdi hala çok net hatırladığım şey, muazzam bir ıstırap, müthiş bir soğuk ve yoğun pus. Her yer pusluydu, her şey gri ve karanlıktı.
Bu gerçekten olağanüstü bir olay. Asla unutulmayacak bir şey. Gökyüzünden inmiş bir hediye gibiydi. Evet, muhteşemdi. Bir anda Türkiye'de tamamen özgür olmuştuk. Bu bizim için olağanüstü bir kurtuluştu ve Türkiye'ye gelmek büyük bir sevinçti. Sonunda güzel İstanbul şehrine gelmiştik. Bu gerçekten olağanüstü bir keşifti. O anda tam bir kurtuluştu. Türk diplomasisi resmen hayatımızı kurtardı. Türk Büyükelçiliği Almanlarla anlaşma içinde ve belirlenmiş tarih aralıklarında bize gerekli evrakları vermemiş olsaydı asla Türkiye'ye göç edemezdik. Ve sonuç olarak muhtemelen biz de tutuklanıp sürgüne gönderilecektik. Bu yüzden yadsınamaz bir şekilde hayatımı Türkiye'ye borçluyum diyorum. Bu tartışmasız bir şey. Bu kesinlikle tartışılamayacak bir gerçek. Daha sonra Paris'ten yola çıkması planlanan 8 tren olduğunu öğrendik. 2 tanesi Şubat, 2 tanesi Mart, 2 tanesi Nisan ve 2 tanesi de Mayıs'ta yola çıkmıştı. Sonuncular Mayıs ayındaydı. Biz sonuncu ya da ondan öncekiyle gitmiştik. Her yerde Yahudilerin kurtarılmasına katkıda bulunanlar oldu ki Avrupa'da da birçok insan vardı. Bunlar bir şekilde kendilerini tanıttılar. Oysa bu işi yapan Türk diplomatları takdir edilmek için bir çaba sarf etmediler. Bu belki Türklerin karakterinden de kaynaklanıyor olabilir. Sonunda bir gün İstanbul'a vardık ve artık o korku kalmamıştı. Fransa'dan içinde muazzam bir korku olan küçük bir kız olarak ayrılmış, kelimenin her anlamıyla güneşli, dostça davranan ve sıcacık bir ülkeye gelmiştim. Ve orada unutulmaz bir 2 yıl geçirdim. Artık korkmuyorduk. Hiçbir şey kalmamıştı. Yaşam yine eskisi gibi olmuştu. Normaldi. Hayat herkes içindi. Hayat bir komşu gibiydi. Kimse size Yahudi, Katolik, Protestan veya Müslüman mısınız diye sormuyordu. Özgürdük. Evet. Ebediyen minnettar olacağım. 24 Nisan 1944 günü kardeşlerimle benim için bir yeniden doğuştu. O gün yeniden yaşamaya başladık. Asla Türkiye'ye olan borcumu unutamam. Ve her zaman söylerim, orası benim ikinci vatanım. Ben Türk ve Fransızım. Fransız ve Türk değil. Ben Türk ve Fransızım. Çünkü ben 24 Nisan 1944'te doğdum. Benim doğuşum işte o gün. Eğer Fransız olsaydım bugün hayatta olmayacaktım. Türk olmam hayatımı kurtardı. Bundan eminim. Buna hiç şüphe yok. Son derece müteşekkirim. Çünkü ebeveynlerim Türkiye'nin koruması altında olmasa ve Türkiye'ye giden o trene binmeseydik, belki de son dakikada yapılan bir baskında bizi tutuklayacaklardı ve biz bugün hayatta olmayacaktık. Babam her zaman söylerdi. Hayatımızı Türklerin kurtardığını sakın ola unutma. Annem denemeye devam etmeseydi, Türk Büyükelçisi Almanlara karşı kararlılıkla tavır almasaydı, ben sanırım ölmüş olacaktım ve sizinle şimdi bunları konuşamayacaktım. Yaşadığımız onca acıya bakarsanız, benim hala hayatta olmam bir mucize. Belki biz de diğerleriyle birlikte ölecektik. Çok çok teşekkür ederim. Benimle görüştüğünüz, bunları anlattırdığınız için çok teşekkür ederim. Çok iyisiniz. Çünkü bu ifadeler ve
Kurtarılma hikayeleri sayesinde bu yarına da kalacak. Dünyaya bunun tarihten öylesine bir yaşam, hayali bir yaşam olmadığını gösterecek. Bunu hatırlamanın bir görev olduğunu ve Türk hükümetine minnettarlığımızı çocuklarımıza ve torunlarımıza aktardık. Eğer bugün buradaysak, savaş sırasında Türk hükümetinin Yahudilerle ilgili yaptıkları sayesinde olduğunu çok iyi biliyorlar. Ben başıma gelenleri anlatıyorum. O tren Paris'ten çıktı. Alevler içindeki Avrupa'yı geçerek barışçıl bir liman olan İstanbul'a geldi. Kimse bilmiyor. Kimse bilmiyordu. Kimse anlamıyor. Bunlara ilave edecek başka bir şey var mı bilmiyorum. Benim gibi diğerleri de anlatmış olmalı. Size çok teşekkür ediyorum. İkinci Dünya Savaşı'nda Avrupa'da Yahudilerin hayatlarını kurtaran Türk diplomatlarına ithaf olunur. Numan Menemencioğlu, Dışişleri Bakanı, 1942-1944. Behiç Erkin, Paris Büyükelçisi, 1940-1943. Piruzan Selçuk, Belgrad Konsolosu, 1940-1943. Cemal Özkoya, Atina Başkonsolosu, 1942-1944. Saffet Arıkan, Rişi Büyükelçisi, 1942-1944. Pertev Şevki Kandemir, Budapeşte Konsolosu, 1940-1945. Abdülhalat Bilden, Budapeşte Konsolosu, 1940-1945. Kudret Erbey, Hamburg Başkonsolosu, 1940-1945. Galip Evren, Hamburg Konsolosu, 1940-1945. İrfan Sabit Akça, Prag Konsolosu, 1940-1945. Selahattin Ülkümen, Rodos Konsolosu, 1940-1945. Kim bir hayat kurtarmışsa, tüm dünyayı kurtarmış sayılır. Talmud Sanedrin 37a. Kur'an Maide Suresi 32. Ayet.